Eğer hava koşulları uygun olursa 8 Ocak gecesi Türkiye'nin yeni haberleşme uydusu TürkSat 5A uzaya çıkartılacak. Son teknolojiyle hazırlanmış olan bu uydu sağ salim göreve başladığında çok geniş bir coğrafyaya 30 yıl boyunca yayın yapma imkanı sunacak. Peki ülkemizin bu yeni uydusu hakkında neler biliyoruz? Ne biliyoruz? Hoş geldiniz. Bu videomuzda pek yakında fırlatılacak olan TürkSat 5A uydusu hakkında merak ettiğimiz sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Videomuzdaki bilgileri daha rahat anlaşılması için bölümlere ayırdık. İlginizi çeken bölümlere ait zaman etiketlerine açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Öncelikle TürkSat uydusu nedir, ne değildir bundan bahsedelim. TürkSat 5A uydusu, haberleşme ve veri iletimi amacıyla kullanılacak olan bir uydu. 5A resimlerde pek belli olmasa da büyük bir sistem. Toplamda 3,5 ton ağırlığında ve güneş panelleri açıkken 45 metreye yakın bir uzunluğa sahip. Türkiye adına Airbus tarafından yapılan uydu, Eurostar E3000 serisinin son üyelerinden. Şimdiye kadar 50'den fazla üretilen bu uydu her seferinde geliştirilerek yenileniyor. Fransa'da yaklaşık %20 yerli katkı ile üretilen 5A modeli de serinin 57. cihazı ve EOR yani elektrikli itki sistemine sahip gelişmiş bir versiyonu. EOR modellerinde uydular uzayda hareket etmek ve yörüngelerinde sabit kalmak için klasik kimyasal roketlerin yerine hal etkisi ile çalışan elektrikli motorlar kullanırlar. Bu motorlar güneş panellerinden elde edilen güçle manyetik bir alan oluştururlar. Ardından da yakıt tanklarındaki xenon gazını bu alandan geçirirler. Kimyasal bir tepkime olmadan manyetik alan sayesinde hızlanan gaz motorun egzozundan çok yüksek hızlarda çıkar ve aracı istenilen yöne doğru iter. Bu son derece verimli ve hafif motor sayesinde 5A uydusu uzayda yakıtı bitmeden 30 seneye yakın görev yapabilecek. Bu uzun görev süresinde 5A 31. doğu eyleminde yani Eskişehir-Antalya hattı üzerinde yerden 35 bin kilometre yüksekte yer sabit yörüngede görev yapacak. Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika'nın önemli bir kesiminde televizyon ve veri yayını yapabilecek. Peki TürkSat 5A uydusu bu görevi yapmak için nasıl ve nereden gönderilecek? Uydumuz geçtiğimiz haftalarda Fransa'dan Amerika'ya bir adet Antonov yük uçağı ile getirildikten sonra Florida'daki SpaceX tesislerine taşındı. Burada onu uzaya çıkartacak olan B1060 seri numaralı Falcon 9 roketine entegre edildi. Bu roket daha önceden 3 defa kalkış yapıp uzaya yükünü bırakan, kendini kanıtlamış bir roket. TürkSat 5A roketin 4. yükü olacak. Falcon 9 roketine entegre edilecek olan uydumuz, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvveti'ne bağlı Cape Canaveral Uzay Üssü'nün SLC-40 numaralı pistine taşınacak. Ve eğer hava koşulları uygun olursa 8 Ocak gecesi Türkiye saatiyle 04.26'da görevine doğru kalkacak. Fırlatmanın ilk aşamasında Falcon 9 hızla uzaya doğru yükselişe geçecek. Ses hızını aşacak ve kalkıştan yaklaşık 2,5 dakika sonra roketin birinci kademesi görevini tamamlayıp ayrılacak. Roketin ikinci kademesi ise ayrılmanın hemen ardından ateşlenecek ve uydumuzu yer sabit yörünge transfer rotasına yerleştirmek için yoluna devam edecek. Hızlanmaya devam eden roketin ikinci kademesi ve uydumuz yaklaşık 6 dakika daha hızlanmaya devam edecek. Saatte 26.000 km hıza ulaştığında ise motorlar duracak ve uydumuz uzayda süzülmeye başlayacak. Yaklaşık aynı zamanlarda roketten ayrılan B1060 numaralı gövde dünyaya geri dönecek ve kendisini Atlas Okyanusu'nda hazırda bekleyen "Lütfen kılavuzu okuyun" isimli drone gemisine inecek. TürkSat 5A bir süre 160 km irtifada süzüldükten sonra Falcon 9'un ikinci kademesi Afrika yakınlarında ikinci defa ateşlenecek ve uydumuzu transfer yörüngesi adı verilen yörüngeye çıkartacak. TürkSat 5A'yı belirlenen yörüngeye çıkartan roket uydudan ayrılacak ve dünyaya atmosferde yanmak için geri dönecek. 5A ise bu ayrılmadan sonra önce güneş panellerini, ardındansa üzerindeki elektrikli itki motorlarını çalıştıracak. Yaklaşık 4 ay sürecek bir çalışma ile sabit kalacağı ve 15 ila 30 yıl arasında görev yapacağı yer sabit yörüngeye doğru ilerleyecek. 2021 ortalarına göreve başlayacak olan TürkSat 5A, geniş bir coğrafyada 4K çözünürlükte
televizyon yayını yapılmasına imkan verecek. Şu anda ister kendi çanak anteninizle, isterse merkezi bir sağlayıcı ile olsun, televizyon izleyen herkes yeni göreve başlayacak olan uydu ile hava koşullarından daha az etkilenen ve daha yüksek kalitede televizyon yayını alabilecek. Buna ek olarak kapsadığı geniş coğrafyada veri iletiminde de kullanılabilecek. Bu çalışma, Orta Afrika kıyılarındaki bir bölgede sefer yapan bir geminin Türkiye ile rahat haberleşebilmesini de sağlayabilecek, Akdeniz'in ortalarında seyir yapan bir insansız keşif uçağının Ankara'dan kontrol edilebilmesini de sağlayacak. Kazandıracağı kabiliyetler ile ülkemizin haberleşme ve iletişim altyapısına büyük katkı sağlayacak olan TürkSat 5 A uydusunun fırlatılışını, fırlatıcı firma SpaceX YouTube kanalından canlı olarak yayınlayacak. Bunun yanında pek çok yerli uzay meraklısı da fırlatmayı canlı olarak yayınlamayı planlıyor. Merak edip izlemek isteyenler için bazı kanalların linklerini açıklamalarda ekleyeceğiz. Ne biliyoruz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Yeni ve ilginç bilgiler içeren videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.